Herkese selam. Yeni bir canlı yayınla karşınızdayım. Bu biraz acil bir canlı yayın oldu. Çünkü önemli bir gelişme oldu. Bu gelişmeyi hemen duyurmak istiyorum. Bu sebeple canlı yayın açtım. Yavaş yavaş kitle toplanırken ben bir taraftan hemen canlı yayını sosyal medya hesaplarımdan paylaşayım. Böylece önemli canlı yayın oldukça fazla kişiye ulaşma şansı elde etsin. Siz de bu arada sosyal medya hesaplarınızdan yayını paylaşırsanız memnun olurum açıkçası. Evet, önemli bir gelişme var arkadaşlar yeraltı dünyası ile ilgili. Biliyorsunuz bir süredir ben bazı suikast girişimleri, karşılıklı çatışmaları takip ediyorum. Ve Sarallar grubu ile Barış Boyun grubu arasında bir Türkiye'nin sınırlarını da aşan İtalya, Yunanistan filan boyutlarında bazı gelişmeler oluyor. Bunlardan bir tanesiyle karşınızdayım. Yine çok önemli bir iki gelişme oldu. Peş peşe iki suikast girişimi. Bunlarla ilgili bilgileri paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Bu arada evet. Yayın geliyor. Herhangi bir sorun yok anladığım kadarıyla. Arkadaşlar ben hemen yayını paylaşıyorum bir taraftan. Kusura bakmayın. Birkaç işi birden kendim yapmam gerekiyor. Bu sebeple bazı aksamalar oluyor. Ama sorun değil. Evet. Hemen yayını siz de bir taraftan paylaşırsanız ben de bir taraftan paylaşıyorum. Evet. Sorularınız da olacak tabii. Sorularınızı da cevaplayacağım. Bu arada sıkı sorular geliyor. Cevaplayacağım. Çok önemli bir gelişme. Yani bazı insanlar yeraltı dünyasıyla ilgili konulara çok ilgi duyuyorlar. Ben de ilgi duyuyorum. Çünkü Türkiye'nin yakın dönemini çok ilgilendiren konular. Türkiye birazcık suçla iç içe geçen bir ülke haline geldiği için artık bir çeşit mafya devleti tarafından idare ediliyoruz. Bu sebeple yeraltı dünyasında yaşanan gelişmeler son derece önemli. Evet, son olarak Telegram grubumdan da yayını paylaşıyorum arkadaşlar. Evet, Telegram grubuma abone olmayanlar da bu arada Telegram grubuma abone olmalarını tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, şimdi ses iyi, görüntü iyi zannedersem bunlarda hiçbir sorun yok arkadaşlar. Evet. Yayına başlayabiliriz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de şu anda yeraltı dünyasında sıcak çatışmanın olduğu yegane alanlardan bir tanesi Sarallar grubu ile Barış Boyun grubu arasındaki mücadele. Ve burada çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Böyle 4-5 yıllık bir çatışmalı süreçten bahsediyoruz. Ve Barış Boyun şu anda İtalya'da yaşıyor kendisi. Ve Sarallar grubunun da bir numarası dediğimiz, kendi aralarında bir numara olarak nitelendirdikleri Burhanettin Saral da İstanbul'da yaşıyor. Ve kendisinin Kurtoğlu Alüminyum denen bir tane fabrikası var. Genel olarak orada bulunuyor Burhanettin Saral. Ve böyle işlere doğrudan kendisi hiçbir zaman müdahil olmaz. Hep aracılar, perdeler kullanır. O şekilde bütün aileyi yürütüyor. Türkiye'nin en büyük, yeraltı dünyasındaki en büyük ailesi kim derseniz Sarallardır. Çok geniş bir aileden bahsediyoruz bu aileden. Fakat Barış Boyun grubu da kendine göre sert taktikleri olan ve yeni bir grup fakat piyasaya hızlı bir şekilde girmiş bir grup. Bu iki grup arasındaki çatışma uzun süredir devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında şöyle enteresan bir gelişme oldu ve 6 kişi Atina'da bir suikaste kurban gittiler. Bu 6 kişinin arasında Barış Boyun grubundan da bazı isimler vardı ve bu Sarallar tarafının Barış Boyun tarafına yaptığı büyük bir darbe olarak tarihe geçti. Bunun sonrasında ufak çaplı küçük hadiseler oldu ve Barış Boyun da İtalya'da işte sürekli adresini değiştiriyordu. Ona yönelik bir suikast de bekleniyordu. Şimdi geçtiğimiz 17 Mart gecesi,
bir gelişme gerçekleşti. İlk suikast girişiminin gerçekleştiği gece. Ve ben 17 Mart, 18 Mart'ta bu İtalya'da medyaya düştü. İtalyan medyasında işte bir Türk'ün oturduğu bir binaya bir saldırı düzenlendiğine ilişkin bir bilgi düştü. Ve ben de bu saldırı girişiminin Barış Boyun'a yönelik bir suikast olduğuna ilişkin bilgiler elde ettim. Ondan sonra İtalya'da yaşayan bir gazeteci arkadaşımla beraber Barış Boyun grubuna yönelik, bu Barış Boyun'un doğrudan yani liderlik aşamasına, geçmişte bu çatışmalar böyle orta seviyedeki filan birbirlerinin adamlarını öldürüyorlardı ama lidere yönelik bir suikast ilk defa Barış Boyun'a gerçekleşti. Ve ben de bunun detaylarını araştırıyorum. O İtalya'daki gazeteci arkadaşımla birlikte bazı görüntüler hiç olmazsa bulabilirsek video çok sağlam şekle gelir diye. Çünkü yeraltı dünyasında böyle lidere yönelik suikast nadirdir. Türkiye'nin yeraltı dünyasında da böyledir. Farklı ülkelerde de böyledir. Birazdan sorularınıza geleceğim arkadaşlar. Ve bunu araştırırken şöyle enteresan bir gelişme oldu. Tabii bir taraftan da telefonuma hızlı hızlı mesajlar geliyor. Hemen onlara da cevap vereyim çünkü bilgiler geliyor bir taraftan. Çok sıcak bir gelişme. Evet. Ve Barış Boyun'a yönelik bu saldırı İtalya'da gerçekleştikten sonra ben bunu araştırırken şöyle bir gelişme oldu. Sarallar grubunun liderine yönelik bir suikast hazırlığında olan hem de RPG 7 roket atar, lav silahları, kalaşnikovlar, el bombalarıyla suikast hazırlığında olan, birazdan size suikastin keşif görüntülerini de göstereceğim arkadaşlar. Bu çok önemli. Suikast hazırlığında olan bir gruba yönelik emniyet operasyon yaptı ve şu an bunu gizli tutuyorlar. Ve Çorlu kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi, organize şube yani, bu 6 kişiyi şu an gözaltında tutuyor. Yani bir lidere yönelik bir suikast gerçekleşti, sonra diğer lidere yönelik bir suikast girişimi, suikast hazırlığı gerçekleşti. Şimdi öncelikle Barış Boyun'a yönelik suikastta ne oldu? Bununla ilgili bir araştırma yaptım. Barış Boyun'a yönelik suikast girişimi 17 Mart akşamı yaşanıyor. Ve Barış Boyun bir ay öncesinde, Şubat ayının başında, eşi Türkiye'den geliyor. Eşini Türkiye'den havalimanından karşılatırken orada bir silah yakalatıyor üzerinde. Bu silah nedeniyle de hapis cezasına çarptırılıyor İtalya'da ve bir ay hapis cezasında yattıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakılıyor ve ev hapsine geçiyor. İşte ev hapsine geçtiği andan itibaren evden dışarıya çıkamadığı için Barış Boyun'un adresi sabit hale geliyor. Onun öncesinde işte bu tip suikast girişimleri vesaire, bu nedeniyle sürekli adres değiştirdiğine ilişkin bilgi vardı. Fakat adresi sabit hale geldikten sonra Barış Boyun'a yönelik bir suikast girişimi gerçekleşiyor. 17 Mart akşamı Barış Boyun'un evinin elektrikleri kesiliyor. Elektrikler kesildikten sonra kurşun sesleri geliyor. Şimdi aldığım bir bilgiye göre elektrikler kesildikten sonra, evin önce elektrikleri kesildikten sonra suikastçiler evin içerisine giriyorlar. Fakat evin içerisine girdikten sonra Barış Boyun'un eşinin çığlıklarını duyuyorlar. Barış Boyun evde tek başına olduğunu düşünüyorlar. Fakat bu eşinin çığlıklarını duyunca evden dışarıya çıkıyorlar. Bu bir anlatıma göre eşinin yanında birisini öldürmek racona ters. Dolayısıyla da böyle bir saldırı gerçekleşmedi Barış Boyun'a yönelik. Fakat diğer anlatıma göre eve girme hadisesi gerçekleşmiyor. Evin elektriği kesildikten sonra Barış Boyun'un evin elektriğini açmak için, sigorta için binanın evinden dışarı çıkması beklenmiş. Ve bu sırada kurşunlanacağı hesaplanmış. Ve Barış Boyun daha kapının arkasındayken kurşun yağmuru başlıyor. Ve bu şekilde bir suikast girişimi gerçekleşiyor. Her iki durumda da bu çok önemli bir suikast girişimi. Çünkü İtalya'da bir yeraltı dünyasından bir figürün, üstelik de ev hapsinde olan, sürekli de polis kontrolü altında olan bir figürün evini bulabilmek, onu öldürmek için İtalya'da, bakın Türkiye kaynaklı bir mafya grubu, İtalya'da suikastçı ayarlamak, sonra ona da saldırı düzenlemek hakikaten büyük bir iş yani ve büyük bir girişim. Ve yeraltı dünyasında böyle adı konulmamış da bir racon vardır. Böyle birbirlerinin adamlarına yönelik vesaire saldırıları olur ama lider katında, hani böyle savaşlarda da subayları vurmayın filan gibi bir şey vardır ya, lider katında böylesine bir saldırı çok nadir gerçekleşir. Fakat Barış Boyun'a yönelik bu saldırı gerçekleşti. Ben bu saldırının detaylarını araştırırken
Bugün enteresan bir gelişme oldu. Bu enteresan gelişme de şu. Burhanettin Saral, Sarallar grubunun lideri, Kurtoğlu Alüminyum denen bir fabrikası var. Bu Kurtoğlu Alüminyum fabrikasından çıkışta kendisine yönelik bir suikast girişimiyle ilgili bir gruba yönelik operasyon gerçekleşti. Ve bir bilgiye göre 2 kişi, bir bilgiye göre 6 kişi gözaltına alındı ve şu an Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nde tutuluyorlar. Bunların üzerinden çıkan, bu operasyonda üzerlerinden çıkan malzemeleri söyleyeceğim size. Olayın nasıl olduğunu göreceksiniz. Bir adet anti-tank lav silahı, bir adet RPG-7 roket atar, 4 adet Kalaşnikov ve el bombaları ele geçiriliyor ve 6 kişi bununla ilgili gözaltına alınıyor. Fakat şimdi size bazı bir video göstereceğim arkadaşlar. Bu videoyu görüyor musunuz? Bu video, şu an bu videolar muhtemelen emniyetin elinde de var. Bunlar keşif görüntüleri arkadaşlar. Bildiğiniz keşif görüntüleri. Yani araç içerisinden yapılan keşifler. Görüyorsunuz oradaki Kurtoğlu Alüminyum Sarallar'ın fabrikası olan yer. Ve burada keşif yapıyorlar. Araç içerisinden saldırı nasıl planlanacak vesaire ve bu keşif anlarını da kayıt altına alıyorlar. Gece keşif yapılıyor, gündüz keşif yapılıyor. Şu an göreceksiniz bir anda bakın gece yapılan keşif yolun karşı tarafından alüminyum fabrikasını görüyorsunuz. Sarallar'ın karargahıdır bu alüminyum fabrikası. Ve orada keşif yapılıyor. Ve görüntülerde birazdan dikkat edeceksiniz. Özellikle akşam saatlerinde Sarallar'ın fabrikasının önünde sürekli olarak bir polis aracının durduğunu göreceksiniz siz. Polis aracı muhtemelen bu tip böyle bir konu bu konuda bir suikast olabileceğine ilişkin bilgi almış. Dolayısıyla belki Burhanettin Saral'ın çıkış anlarında bir suikast yaşanmaması için bu şekilde bir önlem almış olabilir polisler. Görüyorsunuz bunlar çok sıcak görüntüler. Bunlar Barış Boy'un grubunun suikasti gerçekleştirmek için olay yerinde yaptıkları keşfe ilişkin görüntüler arkadaşlar. Yani Burhanettin Saral'ların fabrikasının önünden yaptıkları keşfe ilişkin görüntüler. Görüyorsunuz polis araçlarını filan orada sürekli görüyorlar. Sürekli polis araçları var. Yani Burhanettin Saral'a ya da Alaaddin Saral'a bu Sarallar ailesinden herhangi birisine suikast gerçekleştirmek öyle kolay değil arkadaşlar. Bununla ilgili bir keşif görüntüleri keşif alınmış yani oradan bir keşif yapılmış arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Yunanistan'da büyük esas saldırı gerçekleşmişti ve Sarallar grubu tarafından herkesin bildiği bir şey artık. Barış Boy'una yakın bazı isimlerin de içerisinde olduğu 6 kişiye yönelik. Bu 6 kişilik grubun tamamı Barış Boy'un grubu değil ama içlerinde birkaç kişi değil Barış Boy'un grubundan ama aynı ekibin içerisinde Yunanistan'dan İtalya'ya geçmek için hazırlık yaptıkları sırada bir pusuya düşürülmüşlerdi silahsız oldukları sırada. Ve bu pusu sonucunda kurşun yağmuruna tutmuşlardı. Ve sonrasında Burhanettin, sonrasında bu 6 kişi öldürülmüşlerdi. Ve Yunanistan için de bir şok olmuştu. Çünkü Yunanistan'da böyle 6 kişinin öldürüldüğü falan saldırılar olmaz. Bununla ilgili Yunan polisi birkaç kişiyi gözaltına aldı vesaire ama olay bir türlü aydınlatılmadı. Sonrasında ben bununla ilgili videolar da yapmıştım ve Sarallar grubuna yakın gruplarla, işte Barış Boy'un grubu, Deniz Camgöz grubu ve onlara yakın gruplar, işte Budaltonlar vesaire. Bunlar arasındaki çatışmanın ta işte tribün liderlerinden başlayarak, oradaki suikastlerden başlayarak adım adım nasıl geldiğini bugüne kadar size anlatmıştım. Fakat olayın liderler boyutuna taşınması hakikaten ilk defa oluyor ve bir taraftan Barış Boy'una yönelik böyle evinin kurşunlandığı bir hadise gerçekleşiyor. Diğer taraftan da bir suikast girişimi emniyet tarafından engelleniyor. Emniyetin bu suikast girişimini nasıl haber aldığı da ayrı bir konu. Evet, Alaaddin Saral, Burhanettin Saral, Sarallar grubuna yönelik böyle bir saldırı olabileceğine ilişkin muhtemelen bu Barış Boy'una yapılan bu saldırıdan sonra bunun İtalyan medyasına da düşmesinden sonra Türk medyasına çok düşmedi. Sadece ben araştırıyordum. Bundan sonra muhtemelen belki İtalyan polisiyle Türk polisi arasında bir işbirliği oldu.
Ve bu sebeple Burhanettin Saral'a yönelik özel bir koruma önlemi ya da istihbari yönden çok duyarlı bir durum gerçekleşti. Bu sebeple de bu suikast hazırlığını yapan 6 kişi az önce de saydığım gibi lav silahı, roket atar, kalaşnikovlar ve el bombalarıyla birlikte gözaltına alındılar. Şu anda da Çorlu'da organize suçlarla mücadele şubesinde sorgulanıyorlar bunlar. Tabii bu olay çok gizli tutuluyor şu anda. Çünkü büyük bir olay. Yeraltı dünyasında bir şeyleri tetikleyecek bir olay. Çünkü iki ayrı grubun liderine suikast düzenlenmiş. Bunların sokakta da karşılıkları olur. Giderek gerilimin yükseldiği. Böyle Türkiye özellikle 90'lı yıllarda, 2000'lerin başında filan böyle yeraltı dünyasından grupların çok kanlı mücadelelerine sahne oldu. Bu Türkiye'nin genelini ilgilendiren bir güvenlik problemine de dönüşmüştü o zaman. Yine benzer bir durumu barındırıyor. Bir taraftan biliyorsunuz işte bu Barış Boyun grubu, işte Deniz Camgöz grubu. Bunlar özellikle motosikletli kalaşnikovlu saldırganlarla çok önemli olaylara imza atmışlardı. Yani kendine göre sokaktan grupları olan ve baktığımızda Barış Boyun'da, Deniz Camgöz'de sokaktan gelmiş kişiler. Dolayısıyla bunların sokakta kendilerine göre bağlı olan ve yeni jenerasyon. Mesela Sarallar grubu daha böyle klasik dediğimiz bir mafya grubudur. Ailedir bu grup ve aile esas olarak önemlidir. Ve bunların yöntemleri klasik olarak işte şirketleri vardır, bunların iş yerleri vardır, çeşitli sektörlerde çok güçlülerdir. Mesela şu an yasa dışı bahis sektöründe inanılmaz güçlüler Sarallar. Bu şekilde bir aile, klasik bir mafya grubu. Ama bu Barış Boyun, Deniz Camgöz bu grupsa böyle yeni nesil. Mesela TikTok'ta çok etkinler filan böyle dolayısıyla da böyle sokaktaki insanlara ulaşabiliyorlar. Ve bu sokaktaki bu ulaştıkları bu insanlar da böyle eli çok kolay biçimde tetiğe giden kişiler. Baktığımızda Türkiye'de şu anda yeraltı dünyasından bir gruba, bir kişilere Sarallar grubunun liderine yönelik bir suikast teklif etmek ya da işte bununla ilgili onların eline silah vermek falan çok kolay bir şey değil yani. Kimse bu işin altına çok kolay kolay girmez. Ama gördüğümüz gibi böyle bir girişim gerçekleşmiş. Şimdi tabii 17 Mart'taki saldırı da çok önemli. Şimdi bu 17 Mart'taki saldırı da Yunanistan'daki saldırı da aynı zamanda Sarallar grubunun Türkiye dışında da operasyon yapabilme kabiliyetlerini gösteriyor. Hani Türkiye'de böyle yeraltı dünyasından bazı figürler vardı işte Alaaddin Çakıcılar falan böyle Avrupa'da bir sürü iş yaptık falan Asala'ya karşı falan bunların hepsi hikayeydi. Ama baktığımızda Sarallar grubu Yunanistan'da bir olay yaptı yani bir eylem yaptı. 6 kişiyi öldürdüler ve yine İtalya'da Barış Boyun'u ev hapsindeyken yani bir biçimde polis korumasının altındayken Barış Boyun'a yönelik böyle bir suikast girişimi gerçekleştirdiler. Yani bu ne demek? Yurt dışından da bir biçimde istihbarat alabiliyorlar ve yurt dışında da operasyon yapabilme kabiliyetleri var. Sarallar grubu zaten biliyorsunuz bir Balkanlarda, Gürcistan'da ve Kuzey Kıbrıs'ta belli bir güçleri var yani biraz yayılmış bir grup. Fakat bunu artık böyle Avrupa boyutuna da taşıdıklarını görüyoruz. Fakat burada ilginç olan şeylerden bir tanesi de Sarallar grubunu pek kimse karşısına almak istemez kolay kolay. Mesela Sedat Peker'le de aralarında bir gerilim vardı ama hep o belli bir düzeyde tutuldu. Sedat Şahin'le işte hasımdılar biliyorsunuz. Sedat Şahin bu hasımlığın bedeli olarak çok uzun süre cezaevinde kaldı, çıkamadı. Onunla aynı durumda olan kişiler çıktılar ama o çıkamadı filan. Ve Sedat Şahin grubundan da pek çok kişi hayatını kaybetti. Sonra Sedat Şahin çıktıktan sonra artık Sarallar'la bir hasımlık yürütmüyor. Fakat dediğim gibi Sedat Peker'leri, Sedat Şahin'ler vesaire böyle Alaaddin Çakıcılar filan kimse Sarallar'la böyle hasımlık yürütmezken bu Barış Boyun grubunun böyle Sarallar'ın hikayesine baktığımızda jenerasyon jenerasyon gelen yani 3-4 kuşaktır yeraltı dünyası figürü bunlar. Barış Boyun grubu böyle birisi olmamasına rağmen ilk jenerasyon kendisi olmasına rağmen Sarallar grubuna kafa tutuyor. Bu da çok enteresan bir gelişme. Ve hani baktığımızda böyle mafyatik suikastlere çok uymayan kendine özel yöntemler de kullanıyor. Mesela Türkiye'deki mafyatik suikastler klasiktir. Kişinin mekanı basılır, kurşun yağmuruna tutulur ya da aracı kurşun yağmuruna tutulur ve genel olarak da tabanca kullanılır bu hadiselerde. Fakat baktığımızda Barış Boyun grubunun
motosiklet, Kalaşnikov filan kullandığını görüyoruz. Ve bu son saldırı da böyle. Hani Türkiye'de pek görmediğimiz Rus mafyasında gördüğümüz saldırı girişimlerinden bir tanesi. Yani roket atar, ondan sonra lav silahı, Kalaşnikov, el bombası filan. Yani savaşa gidiyor gibi bir durum söz konusu. Ve bu Türkiye'nin içerisinde oluyor. Enteresan bir gelişme. Şimdi tabii Çorlu organize şubede şu an bu iki bir bilgiye göre 2 kişi, bir bilgiye göre 6 kişi. Bunlar sorgulanacaklar tabii. Bu sorgunun sonrasında bazı bilgiler ortaya çıkacaktır. Bu da bizi yeni bilgilere götürecektir. Ben yeraltı dünyasındaki bu gelişmeleri çok sıkı biçimde takip ediyorum. Çünkü Türkiye'de mafya ile devlet arasındaki geçişkenlik 90'lı yıllarda çok vardı, 80'lerde çok vardı. 2000-2010 arası bu geçişkenlikte bir gerileme oldu. Fakat 2013'ten sonra mafya dünyasıyla siyaset dünyası ve devlet arasındaki bu geçişkenlik yeniden çok güçlü hale geldi. Hatta Türkiye genel olarak şu an rejimin ilerleyiş biçimi bir mafya devleti gibi ilerliyor Türkiye. Dolayısıyla da mafyadaki bütün bilgiler, gelişmeler, yansımalar aynı zamanda bize Türkiye'deki realitenin nasıl olduğuna ilişkin de durumu anlamamız açısından çok faydalı oluyor. Bu sebeple de ben takip ediyorum. Hem de geçmişte bir polis muhabiri olmam nedeniyle de bu konu benim yakın ilgi alanlarımdan bir tanesi. Yeni gelişmeler oldukça tabii ki sizi bu gelişmelerle ilgili bilgilendireceğim. Şimdi birkaç tane sorunuza bakayım. Ondan sonra yayını sonlandıracağım arkadaşlar. Evet, sevgi dileklerini dile getirenler olmuş. Sarallarla kimse savaşamaz demiş. İşte Daltonları övenler olmuş. Karşılıklı bazı şeyler oluyor arkadaşlar. İşkence yok. Polis alsa ne olacak? Konuşturmazlar ve eskiden de. İşkence olmasın tabii yani. İşkenceyle bir insanı konuşturacaksan hiç konuşturma yani. Polis işini iyi yaparsa işkenceye ihtiyacı yok. Polis iyi işini iyi yaparsa polisin elinde tonla imkan var. Muhbirleri var, muhbirlere para verme imkanı var. Teknik dinleme kapasitesi var. 300 bin kişilik bir gruptan bahsediyoruz emniyet. Dolayısıyla delillendirmeyi o kadar iyi yapar ki bu işkence mi işkence bunlara hiç lüzum olmaz. Ama Türkiye'de işler öyle yürümüyor. Polis işini düzgün yapmayınca ifadelerden ilerliyor. İfadelerden ilerlemek için de bu işkence muhabbeti filan oluyor arkadaşlar. Necati Arabacı ne yapıyor şu an diye bir soru gelmiş. Yani İtalya'ya gitmişti bir ara, sonra Dubai'de şu an olduğuna ilişkin bazı bilgiler var. Falyalı sistemi hala KKTC'de devam ediyor. Bu siteleri, canlı destek ofisleri Girne'de. Burada hala niye müdahale edilmiyor? Müdahale edilmez çünkü bu sistemden hem Türkiye'deki devletlilerimiz hem Kuzey Kıbrıs'taki devletlilerimiz bu sistemden nemalandıkları için bu sistemi hiçbir zaman çökertmezler arkadaşlar. Dolayısıyla Falyalı'nın ölümünden sonra o sistem Falyalı'dan da daha önemliydi. Devlet gibi bir sistem kurmuşlar. İnanılmaz büyük para elde ediyorlar. Dolayısıyla Falyalı'nın ölümünden sonra sistemin işleyişinin devam etmesi için bir çeşit devlet desteği de oldu. Ve bundan sonra o sistem de devam ediyor. Herkes alacağını alıyor. Manisa kazası hakkında bilgi verir misiniz? Şu an bu videoya çok uymayacak bir şey ama elde edersen bazı şeyler tabii ki veririm. Kripto paralar deli gibisine yükseliyor. Şahsi düşüncem bizim ülke yöneticileri parayı kırdı. Yine adamlar soğuk cüzdan işi yapıyor artık. Hakikaten kripto para çok iyi yükseliyor. Benim de bu kripto para üzerinden kara para aklamayla ilgili görüştüğüm birisi var böyle. Zaman zaman bilgi veriyor bana işte bu Ahmet Nazariler şunlar bunlar onlarla ilgili. Bitcoin 16 bin dolar olduğunda bana demişti ki Bitcoin al. 45 bin dolar olacak çok yakında demişti. Tabii ben bu Bitcoin falan bu işlerden çok böyle şeylere girmiyorum ben. Şimdi 60-70 bin dolarlar oldu açıkçası yani. PKK'nın son SİHA ve İHA'lara karşı buluşuna ne diyorsunuz diye bir soru gelmiş. Yarın sabah yayınlayacağım videoyu izleyin arkadaşlar. Burada bununla ilgili çok önemli bilgiler olacak. Fakat esas İlker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde bu İHA'larla ilgili, o zaman Amerikan İHA'larını kullanıyordu. Türkiye onların görüntülerini alıyordu. Bununla ilgili askerlik tarihine geçecek büyük bir skandalla ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. Sinan Ateş davası seçimden sonra ne olur?
Bu siyasi duruma göre Tayyip Erdoğan bunu kullanabilir, kullanmayabilir, buzdolabında da tutabilir. Bu AKP ile MHP arasındaki siyasi duruma göre şekil alacak bir durum. Evet arkadaşlar, bugün iki önemli bilgiyle karşınızdaydım. Bunlardan bir tanesi İtalya'da Barış Boyun'un evindeyken suikast girişimine uğraması. İkincisi Burhanettin Saral'ın yani Sarallar grubunun bir numarasına yönelik bir suikast hazırlığı ile ilgili 6 kişinin gözaltına alınması ile ilgili mevzu. Bu tip konuları takip etmeye devam edeceğim. Bu acil böyle bir son dakika canlı yayınıydı. Yarın sabah, pazar sabahı normal videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.